Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Üç gündük belediye başkanları çalıştayımız e, sona erdi. E, cuma sabaha başladığımız çalışmalar bugün itibariyle bitirdik. Önce saha çalışmalarıyla başladı belediye başkanlarımız. Ardından dün belli bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bir masa başı toplantılarıyla hem Karakış Fonu konuştular hem diğer sorunları konuştular. Bugün de gene çok farklı konularda bilgilendirilme yapıldı. Ve biz 5 maddede sonuç bildirgemizi açıklıyoruz. Birincisi, birinci madde siyasi iktidarın politikaları ülkemizi ağır bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Vatandaşlarımız derin yoksullukla mücadele ederken giderek daha fazla hane, sosyal yardımlara muhtaç hale gelmektedir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kara kış fonu kurulması çağrısında bulunmuştu. Ancak siyasi iktidar bu öneriyi dikkate almamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise vatandaşlarımızı yalnız bırakmamış kara kış fonu belediyelerimizde hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 3 Kasım 17 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 472 bin haneye toplamda 216 milyon 228 bin lira tutarında destek sağlanmıştır. Çalıştayımızda Karakış Fonu kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, ihtiyaç sahiplerine verilen desteklerin yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılması konusu karara varılmıştır. Siyasi iktidar ikincisi ikinci maddemiz değerli arkadaşlar. Siyasi iktidar yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta, birer kamu kurumları olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yapmaktadır. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteklerin neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Bunun yanında belediyelerimiz il bank ve kamu bankaları kredilerinden adaletli bir şekilde faydalanamamaktadır. Ayrıca tüm belediyelere eşit destek vermek amacıyla kanunla kurulan ve bütçesinin yarıdan fazlası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının tamamına yakını da sadece Cumhur İttifakı belediyelerine ayrılmaktadır. Belediyelerimize yönelik tüm bu adaletsiz uygulamaların takipçisi olacağımızı ve her türlü siyasi, hukuki ve demokratik hakkımızı da kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Evet, üçüncüsü değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşa hizmet götürürken iktidarın sayısız engellemeleriyle hukuksuz soruşturmalarla karşılaşmaktadır. İktidar temsilcileri tarafından son dönemde yapılan açıklamalara bakıldığında bu hamlelerin devam edildiği, devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalıştayımızda tüm bu tehditler değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bizim belediyelerimiz bugüne kadar önüne çıkarılan tüm engelleri halkımızla birlikte aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir. Yerel yönetimlerle ilgili dördüncüsü değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin anayasanın 127. maddesinde tarif edilen çerçeveyi kapsamadığı açıktır. Belediyeler idari ve mali açıdan pek çok sorunla karşı karşıya bırakılmıştır. Son dönemde yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler ile de belediyelerin pek çok yetki ve gelirleri ellerinden alınmıştır. Yerel yönetim kanunlarının anayasamızda öngörülen yerinden yönetim ilkesine uyumlu hale getirilmesi ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürültülen yasal düzenleme çalışmaları diğer siyasi partileri de kapsayacak şekilde genişletilecek Konuyla ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak kanun teklifi hazırlanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. Beşincisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde vatandaşlarımız hem nefes almış hem ucuz ve etkin hizmetlere erişmiş hem de sosyal yardımlara ulaşır hale gelmiştir. Belediyelerimizde ortaya konulan yönetim becerisi iktidarın beceriksiz yönetimiyle kıyaslandığında ortaya çıkan fark tüm vatandaşlarımız tarafından da açıkça görülmektedir. Bu kapsamda belediyelerin belediyelerdeki yönetim başarısının ülke geneline yayılması, yerel yönetimleri baskı altına alan anlayışa son verilmesi ve kamu kaynaklarının toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasının önündeki tegengel iktidarın sorunlu yönetim anlayışıdır. Belediye başkanları çalıştayımızda da vurgulandığı üzere iktidarın ülkemizde açtığı derin yaraların bir anca sarılması amacıyla mümkün olan en kısa sürede genel seçime gidilmesi ve milletin kararına başvurulması artık bir zorunluluktur. Evet değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sonuç bildirgemizi de 5 maddede bu şekilde açıklamak olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum.